Arkadaşlar, Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün 2004 model Peugeot 307 aracımıza MyWay marka Android multimedya montajı yaptık. Cihazımız araçta tam uyumlu. Montaj yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmedik. Orijinal soketlerle birebir montaj yapılıyor. Ayrıyeten aracımıza geri vites kamerası eklentisi yaptık. Vitesimizi geriye aldığımız zaman otomatik bir şekilde geri vites kameramıza geçiyor. Geriden çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunun haricinde cihazımızda sesli komut özelliği var. 80 ayrı komutu konuşarak cihazda etkin bir şekilde kullanabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse, navigasyonu aç, navigasyonu kapat, ekranı kapat, ekranı aç. Bu ve buna benzer 80 ayrı komutu konuşarak cihaza verebiliyoruz. İstersek bu komutları değiştirebiliriz. Ayrıca cihazımızda CarPlay ve Android Auto özelliği var. Bunun için de tek yapmamız gereken iPhone'umuzun şarj kablosunu cihazımıza bağlamak. Daha sonrasında 3-4 saniye içinde CarPlay'imiz aktif çalışmaya başlıyor. CarPlay'de neler yapabiliriz? Artık telefonumuzu bir kenara bırakalım. Öncelikle arkadaşlar, haritalarımızı aktarıyor. Bu haritalar telefonumuzdaki harita, yani geçmiş adreslerimiz, kayıtlı adreslerimiz, her şeyi yine burada görmeye devam ediyoruz. Eğer ki arkadaşınızdan WhatsApp'tan bir konum gelirse direkt bu harita üzerinden o konuma gidebiliyorsunuz. Telefonunuzda herhangi bir müdahale yapmanıza gerek yok. Bir sonraki bölümümüzde çalınan müzik dosyalarımızı gösteriyor. Daha sonrasında telefonumuzu aktarıyor arkadaşlar. Burada hızlı arama, son aramalar, kişiler, rehber ve manuel klavye, bunların hepsini yine sağlıklı kullanabiliyoruz. Müzik ve haritaların kısa yolları var. Mesajlar bölümümüz var. Mesajlar bölümü yardımıyla, daha doğrusu mesajlar bölümünde Siri yardımıyla karşıdan gelen mesajı dinleyebiliyoruz. Bize sesli olarak okuyor veyahut da konuşarak karşı tarafa mesaj yazabiliriz. Altta araba tuşumuz var. Buna basarsak eğer Android menümüze dönüş yapar. Daha sonrasında tekrar CarPlay'e geçmek istersek de tüm uygulamalar olduğu menüye geçip T-Link'i aktifleştirmemiz gerekiyor. Girdikten sonra yine CarPlay'i aktif kullanmaya devam ediyoruz. Bir sonraki sayfamızda iPhone'un araç üzerinde yapabileceğimiz ayarlar kısmı var. Onları burada kontrol edebiliyoruz. Yine kısa yol olarak Yandex ve Google Maps haritalarımız aktif çalışıyor. WhatsApp'ımız var. WhatsApp'ın kullanımı yine aynı mesajlar gibi. Karşı taraftan gelen mesajları Siri bize sesli okuyor veyahut da biz karşı tarafa sesli mesaj yazabiliyoruz. Arkadaşımızdan gelen konuma da yine WhatsApp yardımıyla haritaları kullanarak direkt gidebiliyoruz arkadaşlar. CarPlay'imizin kullanımı bu şekilde. CarPlay'den de geri geldik. Şimdi cihazımızın detaylı kullanımına geçelim. Öncelikle radyodan başlayalım. Cihazımızın radyo kullanımı çok basit. Yukarıda bir kısa yol çubuğumuz var. Bu kısa yol çubuğunda bulmuş olduğumuz frekansı hafızaya almak için aşağıda 1'den 6'ya kadar kanalımız var. Nereye hafızaya alacaksak üzerine bir iki tane basılı tutuyoruz ve kanalımızı buraya hafızaya alıyor. Daha sonrasında istersek buradan manuel arama da yapabiliriz arkadaşlar. Yine aynı şekilde basılı tutarak hafızaya alabiliyoruz. Tekrar geri geldim. Müzik bölümümüz var. Cihazımızın dahili 16 GB hafızası var. Bu hafızaya müzik ve video atabiliriz. Şu an cihazın kendi hafızasındaki müzikleri kullanıyoruz. Sol tarafta listemiz var. Listeden seçim yapabiliriz. Seçmiş olduğumuz parça üzerinde ileri geri sardırma yapabiliyoruz. Ses kalitemiz 4x50 watt MOSFET çıkış. Aynı zamanda DSP özelliği var. 30 band equalizer var cihazımızın. En ince ayrıntısına kadar equalizer ayarı yapabiliyoruz. Ve orijinal teyimine göre çok daha kaliteli bir ses alıyoruz arkadaşlar. Müzik bölümünden geri geldik. Video bölümümüz var. Cihazımızın ekran çözünürlüğü 1024x600 HD panel. Aynı zamanda IPS ekran özelliği var. Bu özellik sayesinde de izlemiş olduğumuz videoları gün ışığında bile gayet net görebiliriz. Ayrıyeten baktığımız açının bir önemi yok. Ne açı, hangi açıdan bakarsak bakalım aynı kalitede görüntü alabiliyoruz arkadaşlar. Bunun kullanımı da yine müzikle aynı. Kendi hafızasına video atabiliriz veyahut da torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden flash disk, kart disk bağlayıp bunların içindeki müzik ve videoları da cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. İstersek kopyala yapıştır yöntemiyle bu müzik ve videoları cihazın kendi hafızasına da taşıyabiliriz. Yine burada listede görebiliyoruz. Liste üzerinden seçim yapabilirim. Görmüş olduğunuz gibi geçişlerimiz gayet hızlı. Bir saniye bile beklemiyor. Bu da cihazımızın gerçek 2 GB RAM ve Android 11 olmasından kaynaklanıyor. Daha sonrasında Bluetooth bölümümüz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek rehber aktarabiliriz. Rehber aktarırsak eğer arayan kişileri ismiyle görebiliriz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliriz. Bunun haricinde bir de Bluetooth müzik özelliği var.
Bluetooth müzik özelliği sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Bluetooth bölümünden geri geldik. Ayarlar bölümümüz var. Ayarlar bölümünde en çok kullanacağımız internet bağlantısı. Onun için en üstteki AV internete tıklıyoruz. Kablosu etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Cihazımız ağarmaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Daha sonrasında cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da tüm uygulamaların olduğu menüye geçiş yapmamız lazım. Genelde internette kullanılan uygulamalar burada. Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. Facebook kullanabiliyoruz. İnternetin bağladığımız telefonun ekranını yansıtabiliriz. Easy Connect özelliği var. Google haritalarımız var. Yine internet üzerinden kullanabileceğimiz navigasyon programımız. Play Store'umuz var. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğiniz bir uygulama varsa Play Store'dan indirip cihaza kurabiliriz. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Spotify müzik programı kullanabiliyoruz. Yandex navigasyonumuz var. Yine internet üzerinden kullanabileceğimiz. YouTube'umuz var. YouTube'dan video seyredebiliriz. Veya istersek Play Store'dan indirmiş olduğumuz tüm uygulamaları da cihaz üzerinde aktif kullanabiliyoruz. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz eğer mutlaka Emera Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emeragaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum.